Eski Roma'dan kalma bu kap, gümüş işçiliğine verilebilecek en güzel örneklerden biri. Milattan önce 1. yüzyıla ait. Fransa'nın güneyindeki bir ibadethanede Merkür'e adanmış. Roma gümüşlerinden günümüze ulaşanlar arasında özel bir yere sahip. Kabı meydana getiren parçaları yapmak için gümüş işçileri birçok değişik teknik kullanmışlar. Pürüzsüz bir iç yüzeyi ve süslenmiş bir dış yüzeyi olan kabın sap ve ayağı dökme gümüşten yapılmış. Bu tekniklerin bir kısmı günümüz gümüş ustaları tarafından hala kullanılmakta. Pürüzsüz iç yüzeyi oluşturmak için gümüş ustası, yassı bir gümüş diskin merkezini dövmeye başlamış. Merkezde oluşan dairesel çukuru diski döndürerek büyüten usta, diskin kenarlarını yükseltmiş. Dövme işlemi sırasında sertleşen gümüş, kırılgan ve çalışılması zor hale gelir. Bu noktada çalışmayı kolaylaştırmak adına gümüş ısıtılıp suya atılarak soğutulur. Bu işleme tavlama adı verilir ve gümüş ustası diskin kenarlarını istediği yüksekliğe ulaştırana kadar tekrar tekrar yapılır. Kenarlar istenen yüksekliğe ulaşınca iç yüzey ters çevrilerek pürüzsüzleştirilir ve son şekli verilir. Montajı kolaylaştırmak için kabın kenarları yukarıya doğru kıvrılır. Kabın röntgeni çekildiğinde alt kısmına bir yazı işlendiği görülmüştür. Yazıda kabın ağırlığı yer almaktadır ve bu yazıyı atölye dışından kimsenin görmemiş olması gümüş işçiliğinin seviyesi hakkında bize fikir veriyor. Süslü dış yüzeyde gümüş bir diskin dövülmesiyle yapılmıştır. Dış yüzey iç yüzeye göre biraz daha büyük, alt kısmı ise daha yassıdır. Bu yüzey üzerine uygulanan süslemelerin önce çizildiğini, daha sonra da kil ya da bal mumu gibi bir malzeme ile modellendiğini düşünüyoruz. Üç boyutlu süslemeleri elde etmek için gümüş ustası çalışmalarına dış yüzeyin iç kısmında başlar. Yuvarlak uçlu bir alet kullanarak yüzeye yükseltiler kazandırıp şekil verir. Bu işlemin adı kakmadır. Şekilleri belirginleştirmek için dış yüzeyin dış kısmında çalışılması gerekir. İç kısım ve dış kısımda çalışarak sahneleri rölyef halinde işleyen usta detaylar eklemeye başlar. Süslemelerin kabarık kısımları yüzeyden bağımsız olarak şekillendirilerek kaba monte edilir. Kabın ayak ve sapları da kaptan ayrı olarak atölyede çalışan başka ustalar tarafından yapılmıştır. Sapların her biri ayrı ayrı dökülen 3 farklı parçanın en direkt kaybolan mum işlemiyle birleştirilmesiyle yapılmıştır. Bu işlemle bir prototipten birden fazla parça elde edilir. Her parça için prototipten tekrar kullanılmak üzere temel bir kalıp oluşturulur. Temel kalıp tekrar tekrar mumla doldurularak birbirinin aynı dökme kalıplar elde edilir. Bu kalıplar kil içerisinde pişirilir. Pişme esnasında eriyen mum, içine gümüş dökülebilecek bir kalıp yaratır. Gümüş soğuduktan sonra kil kırılır. Döküm parçalar ayrılır, temizlenir ve detay verilir. Parçalar hazır olunca birleştirme aşamasına geçilir. İç yüzey, dış yüzeyin içine yerleştirilirken birbirinin üzerine gelen kenarlar kabın ağız kısmının pürüzsüz olmasını sağlar. Daha sonra ayak ve saplar kabın gövdesine lehimlenir. Bu röntgen filminde iç yüzeyin dış yüzeye göre yukarıda kaldığı ve parçaların nasıl bir araya geldikleri görülüyor. Son olarak kabın belirli yerlerine toz altın ve sıvı cıva karışımı olan amalgam sürülür. Kap ısıtıldığında buharlaşan cıva, gümüş üzerinde tasarımın belirli yerlerine vurgu yapan çok ince bir altın tabaka bırakır. Altınla süslenen kap daha sonra parlatılır. Şu an 2000 yaşında olan bu kap, eski zanaatkarların becerilerinin bir timsali.